Tamam özledik ya. Abartma lan. Hadi başlıyorum. Herkes burada mı? Geldi mi herkes? Bu hadi bakalım baba. En pahalı vs en ucuz öğrenci yurdu. İstanbul içerisinde bulabildiğim en ucuz ve en pahalı öğrenci yurtlarını karşılaştırıyoruz. Bu Hadi videoyu bakalım. çekebilmek için birçok yurt aradım ve birçok yurdun fiyatını sordum. Bulabildiğim en uygun fiyatlı yurt İBB'nin yurtlarıydı. İBB'nin yurtlarının fiyatları her yerde aynı olduğu için Küçükçekmece'deki Filenin Sultanları erkek öğrenci yurdunu gezmeye karar verdim. Eğer bu yurtta En ucuzu bura mıymış ya? kalıyorsanız 3, 4, 5 ve 6 kişilik oda opsiyonları var ve bir kura ile belirleniyor. Ben şimdi sizlere 4 kişi odayı göstereceğim. Gelin. Böyle yurt mu olur oğlum? En ucuz yurdun böyle olmaması lazım ya. Şimdi hemen içeriye girdiğimde son... Emin miyiz ya? İstanbul'daki en ucuz yurt bu muymuş ya? Tarafta dolaplarımız var. Sağ tarafta da tuvalet var. Önce gelin sizlere yatakları. Şu ortamı bir göstereyim. Wow. Bak şimdi ilk başta benim dikkatimi ne çekti? Herkesin yatağı üst katta ve alt tarafta da çalışma masaları var. Şöyle bir şunu bir test edelim. Bu hep Instagram'daki şeyler değil mi? İşte küçük bir çocuk odası nasıl tasarlanır dediğinde işte yatağı üstte koyuyor, altta çalışma masası. Şuraya sonra şöyle bir şey çekiyorlar. Diğer tarafla ayırtıyor. Bu tam o tasarım. Bakalım. Eğer ben burayı kazanmış bir öğrenci olsaydım burada ders çalışırken ne hissedeceğim? Şöyle düşünün arkadaşlar. Meryem Can bir kargayla tıp kazandı. Burada gördüğünüz gibi raflar var. Artık kalemliğinizi mi Güzelmiş la. Fatma ilk şey abone gitmiş. Libero abone olmuş. Hoş geldin. koyarsınız, kitaplarınızı mı koyarsınız? Bak bu da çok iyiymiş. Burada kocaman bir dolap var. Burada merdivenleri çok güzel yapmışlar. Baksanıza. Merdivenler de... O dolaplar kilitli olsaymış tam olurmuş ama. Yurt murt baba çalarlar ya. Ben mi yanlışım? Aynı zamanda bir çekmece. Mimar Selim Bey'in Bir kilit lazımmıştı ona. son dokunuşları. Burada mimar güzel bir iş çıkarmış. Belli mi onu O çalamıyorum? büyük mühürsüzde. Buraya ayakkabılarınızı falan koyarsınız ha. Tabii siz kitaplarınızı da koyabilirsiniz. Opsiyonel. Kaleye çıkıyorum. Ben çocukken Danza'da yatardım. Hep arkadaşlar Freon'da. Böyle bir dejavu oldum. Ayakkabılarınızı çıkarttım. Hazır yukarıya geçmişken şimdi sizlere şu konuda da bilgi vermek istiyorum. Odalar arkadaşlar haftada iki gün sistemimizden yapmış. Aynı zamanda her gün odamızda çöp vesaire varsa çıkartılıyormuş. Bu da hizmete dahil. Yatak orada rahat. Ne yapıyorsun Gıracan'la? Herkesin kendine özel. Aa kilitli dolaplar buradaymış. Biz dolabı var ve dolaplarımız... Çok zaten sağlam durmuyor. Sesi duydunuz. Kırılacak gibi zaten. Boy aynası var. Boy aynası benim hassas noktam biliyorsunuz. Bir dolabımızın boyutuna bakalım. Bence dolapların boyutu da gayet iyi. Şimdi şunu gördük. Bence bu da çok güzel büyük bir artı. Odalarda özel buzdolabı var. Bu her odada varmış. Harika burada bir dolap olması. Şunu gelin arkadaşlar. Bakalım banyo ve tuvalet mezunda. Kızlar mı erkekler mi ya? Burası ilk kapımız banyo arkadaşlar. Burada duşla tuvalete ayrılmışlar. Her odada böyle. Erkek mi demişti başta? Bu bence çok güzel bir şey çünkü 4 kişi kalıyorsunuz. Birisi tuvalete girdiğinde ya da banyoya girdiğinde diğer tarafı bloke etmemiş oluyor bu sayede. Bunlar açılıyor. Bu aynaların arkasında dolaplar var. İşte cilt bakım ürünlerine vesaire koyabilirsin bu dolaplara. Erkekleri çok fazla cilt bakım ürünü olmaz ama olsun yani eğer getir... Cilt bakım ürünü falan ama oraya bir tane tıraş losyonu maksimum koyulacak şey. Bir tane tıraş losyonudur. Başka da oraya hiçbir şey oraya belki sigara migara dizilir yani başka ne Duruyorsun buraya koyabilirler. Burada bir artı. Hacı Şakir falan ne bileyim. Raf var. Bu da güzelmiş. Ya da bir permatik poşeti falan. Pip Boy hoş geldin. Güzel. Duşta burası. Burası bence gayet güzel, yeterli bir alan. Fenerbahçe'cim tuvalete bakalım. Bakın burası da tuvalet. Ve odası da var. Mis gibi ayrı ayrı olması iyi ya. Aynı masam varmış bak. Bu da aynı yok. Şu an gözüme çarptı. Şu lavaboda bir ayna olabilirmiş burada. Şimdi Abi gelin niye yok sizlerle lan? bu katı gezelim. Çünkü bu katta çok fazla ortak alan var. Şimdi oraları da size göstereceğim. Gelin. Öncelikle burada bir... Meryem'in mikrofonu bozulmuş ya. Normalde şey yaka mikrofon falan takılmıyor mu ya? Çalışma odası var. Güzel bir şey la. Ya burası çok iyi. Benim okuduğum okul böyleydi. Benim lisede gitmiş olduğum okul asla böyle değildi. Üniversitemde asla böyle değildi. Ya buraya giden insanlar inşallah bunlara zarar vermez ya. Aklıma böyle
saçma sapan kalitesiz tipler gelirse buraya, anladın mı? Aa, falan kırarlar mırarlar. Burada gördüğünüz gibi bir de tahtamız var. Ben burasının tasarımını da çok beğendim. Aynı zamanda projeksiyon da var. Zorla, bir öğrencilik yıllarım aklıma geldi. Ama benim okuduğum okulda hiç böyle tekli sandalyeler yoktu. Amfiydi full. Hiç buralara oturup böyle derse girmedim. Duygulandım. Şöyle bir not alıyor gibi. Güzelmiş de. Okay, let's go. Dersliğin kocaman da bir balkonu var bu arada. Buraya bayıldım. İnanılmaz bir ortak alan. Şu anda böyle bir balkon için. Sigara yapıştırmalık yer. Arkadaşlar şurada herkesi bak öbek öbek grup grup hayal et baba. Herkes burada sigarayı yapıştırıyor. Tın atıp kurşun yiyebilirim. Böyle bir balkon imkansız. Çok iyiymiş. Derslikten çıktık arkadaşlar. Benim çok hoşuma giden bir alan var. Şimdi sizlere oraya götürüyorum. Burası da hobi mutfağımız arkadaşlar. Yurtta iki katta var. Şimdi ben burayı çok sevdim. Sizlere de göstereceğim. Buyurun. Ben de gireyim. Yurtta tabii ki bir yemekhane var. Ama siz diyorsanız ki kendi yemeğimi yapmak istiyorum diyorsanız çok güzel burada mutfak yapmışlar. Üstelik arkadaşlar burada kahve makinesi var. Mikrodalga var. Tost makinesi var. Kettle var. Dolaplar da yepyeni. Kimler kalıyor baba burada ya? Var mı aranızda kalan buralarda ya? Oğlum ben hep şey duyuyorum. Ben burada kalıyor olsaydım büyük ihtimalle defterime bir şeyimi getirirdim. Bir ne kadar burada kahve makinesi. O zaman ben seviştim burada bu yurtlardan çok fazla yoktur. Öyle bir yığılma alıyordur ki buraya zaten giren de çıkana kadar Nasıl kettle kaynıyor yanına böyle dersimi çalışırdım. Buna çok cozy bir vibe verdi burası. Hoşuma gitti. Benim büyük ihtimalle bu yurtta kalıyor olsaydım en çok vakit geçireceğim yerlerden birisi burası olurdu. Derslik falan asla değil, mutfak. O bir mutfağı artı bir puan. Burası da yurdumuzun kütüphanesi. Final dönemi mi geldi? Vize dönemi mi geldi? Hemen alıyorsun oda arkadaşını diyorsun ki gel kanka ders çalışmamız lazım ve buraya geliyor. Burası lise... Lise değil değil mi? Üniversite için yurt bu. Lise diye duydum lan ben girişte. Ben mi yanlış duydum ya? Kabataş Lisesi falan öyle bir şey denmedim ya. Götümden mi uydurdum? Dönemim mi geldi? Hemen alıyorsun oda arkadaşını diyorsun ki gel kanka ders çalışmamız lazım ve buraya geliyorsun. Aha. Bu en ucuzu. Bak burada ne buldum? Edebiyat el kitabı. Benim zamanında okumuş olduğum bölüme uygun. Hemen alıyorsunuz buraya oturuyorsunuz. Ay çok duygusal hissettim biliyor musun? Böyle öğrencilik dönemlerime geri döndüm. Bildiğim şeyler çıktı bak. Baki. Biliyor musun Baki'yi? Divan edebiyatı. Fuzuli'yi biliyorsundur herhalde yani artık. Fuzuli'yi de bilmiyorsan. Su kasidesi. Peki. Recaizade Mahmut Ekrem'in en önemli yazarı nedir? Araba sevdası. Peki Meryem'in en önemli eseri nedir? YouTube kanalı. YouTube sevdası. Benim de YouTube sevdam var. Şimdi de aktivite odasına geldik. Bana ilk başta burada bir aktivite odası olduğu söylendi ama benim aklıma şöyle bir tane yalandan televizyon vardır falan gibi bir şey canlanmıştı. Ama burada bayağı bir şey varmış arkadaşlar. Bakın burada resim yapıyorsanız mesela ne güzel buraya masa koymuşlar, tuvaller var. Burada langırtlar var. Bakar mısın? Burada bir tane masa tenisimiz var. Hemen burada bir tane daha var. Bunu çok sevdim. Bu arada bununla da sınırlı değil. Bak buraya matlar da koymuşlar. İsterseniz pilates yapabilirsiniz, yoga yapabilirsiniz matınızı serip. Erkekler ne kadar yoga yapıyordur, pilates yapıyordur bilmiyorum ama. Ah lan eski lol shaping'i. Ama bak bir şey diyeyim mi? Aldım bu yoga matını, şu camın önüne serdin. Bak. Şuraya da telefonunu koy. Nasıl muhtemelen 100 kişi olacağı için öyle hayaller kurmaya gerek yok. Hadi o zaman bir tur oynayalım mı? Ya Temmuz... Bir asılırdım var ya, bir asılırdım o top geldiği zaman... ...Raps diye masanesi de bir koyardım. O nasıl bir atış? Abanan çocuk var ya, o hep bendim baba. Bir abanan, her fırsatını bulduğuma Raps. Her fırsatını bulduğuma Raps. Bir de ben şöyle servisi şöyle atmayı çok seviyorum bak. Tak, tak. Bunu harbi çok seviyorum. Ya. Hayır. Aa geliyor. Aa. Gel. Ne yalnız nasıl? Yurt en ucuz yurt. Bence daha ucuzu bulunurmuş ya. Kaybettim ben, niye çakıyorum ki? Şimdi de sizleri bilgisayar ve çalışma odasına getirdim arkadaşlar. Burada da yine istediğiniz gibi dersinizi çalışabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Ama dediniz ki ya bir şey kafama takıldı. Laptopumu da yanıma almayı unutmuşum ya da yok. İnternete girmem lazım, öğrenmem lazım bir şeyleri. Burada bilgisayarları da gördüğünüz gibi çocuklarımız için hazırlamışlar. Ne bu all-in-one? All-in-one bilgisayarlar ha. Ben burada ders çalışıyor olsaydım. Hippie. Oo yatıyor da geriye doğru. Aylık 1950 lira çok iyi oğlum la. Çok güzel. Uyuyabilirim burada. Çünkü ben her zaman ders çalışırken uyuyakalırdım. Şöyle bir bakalım.
Şimdi ben ders çalışacağım. Bakalım nasıl ders çalışacağım. Şimdi burada kalacak sevgili. Reklam kokusu aldım. Yağ mı düştük lan yoksa? Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Gençlerimizi özelemem bir. Sanki İBB'ye bir teşekkür geliyor gibi. Değil mi? Daha ne bileyim daha ucuz vardır ya. Arama geçmişinde. De yine 1950 lira da ucuz ki la. Daha çok önerilmek için kendi kanalımı açıyorum. Yeni aboneler kazanalım. Daha önce galiba hiç kimse buradan video izlememiş. Daha YouTube'a girmemiş, giriş de yapılmamış. Kendi birkaç videomu açayım. Böylece bir sonraki YouTube girişlerinde bol bol sağda solda önerilelim. Böyle böyle büyüyecek arkadaşlar. Ama diyorsanız ki ya kızım senin bunlarla uğraşmana ne gerek var? Kanala abone olmayı şu anda unutmayın videoyu da. Bakın benim yaptığım gibi beğenin. Beğenemedim. Bu tarz videoda insanlar şey bekliyor yani ucuz pahalı da en ucuzunun çok kalitesiz olmasını bekliyor. En ucuzu da böyle gelince tezgaha düşmüş gibiyiz. Dur bakalım gelecek mi? Çünkü oturma çıktı. Ama yine burası, arkadaşlar güzel bir şey yani. Burası da PlayStation odası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir televizyon. Bu ne kardeşim? Televizyon var, bir PlayStation var. Aynı zamanda maç olduğu zaman. Çalarlar lan bunu. Anlarda öğrenciler burada birlikte maç izliyormuş, tribün yapıyorlarmış, birlikte keyifli vakitler geçiriyormuş. Büyük ihtimal kız öğrenci burada da favori dizi vardır. O seçilip o izleniyordur birlikte. Fiyatı söyleyeceğim sizlere, şok olacaksınız. Birlikte bir şok olacağız karşılıklı. Ama önce bir yemeğimizi yiyelim. Çünkü yemek de bu fiyat. Ne, saatlik internet kafe gibi bir şey miymiş bu? Saatini söyleyeceğim dedi. Olacaksınız birlikte bir şok vardır. O seçilip o izleniyordur birlikte. Fiyatı söyleyeceğim sizlere. Şok olacaksınız. Birlikte bir şok olacağız karşılıklı. Ama önce bir yemeğimizi yiyelim. Ha, çünkü yemek de bu fiyata tamam. Dahil. Şimdi yemeğimizi alacağız. Ha, yemek de buraya dahil. Biraz burada. Ben de PlayStation paralı sandım oğlum. Fiyatı sen nereden biliyorsun? Bana 1950 lira dedi biri. Ulan ben de PlayStation'ın saatliğini söyleyecek sandım ama alışmışız internet kafe kültüründen. Ne bileyim saatlik 50 lira falan mı diyecek artık bilmiyorum ki. Günün menüsü var bakalım yemekte ne var. Ezogelin çorbası severiz. Patates püreli soslu büftek. Vay hiç beklemezdim böyle bir yemek. Buradan bir İBB'ye teşekkür gelecek. Yemek, su böreği içeceğimiz var. Burası şu an 1950 lira olamaz oğlum. Saçmalamayın siz de şu an ya. Sadece şu yemeğin günlük tabildotun günlüğü zaten 50 lira olsa koysa 50 lirayı da geçer de bence yani. 50 lira olsa yani bilmiyorum 450 lira mıymış kalan şeyler? Süreli soslu büftek. Vay hiç beklemezdim böyle bir yemek. Su gazlı böyle içecek diyor bir de ha. Burayı içeceğimiz var. Karışık turşu. Ama zaten sadece gazlı içecek 30 lira. Şu haydari, maydanoz, közlü, krema, biber, salata, karışık salata, zeytinyağlı, taze fasulye. Biraz fazla ya çok çeşit yok mu? Bana biraz fazla geldi. Ben burada şimdi öğrenciyim. Yemeğimi alacak tamam. Aldım tepsimi. Sıraya girdik. Önce kaşığımızı çatalımızı alalım. Evet. Hoş bulduk. Ne alırız salatalarımızdan? Ne alırız salatalarımızdan? Taze fasulye çok severim. Taze fasulye hemen alırım. İstediğimiz kadar hepsi. Tamam bu belli bir işbirliği gibi bir şey var oğlum. Belediyenin yerine gidip video çekiyorsa bir de üstüne şey geliyorsa ama bir şey diyeceğim gerçekten 1950 lira yazmış bir adam. 1950 liraysa da helal olsun baba. Seçebiliyor muyuz? Evet, evet. O zaman kırmızı biber de alırım közlenmiş. Domates salatası da hatta alırım. Şimdi biftek çıkmış et sevmiyorsan böyle bir ne bileyim lan bir kaşık çatal dokundurmam bunlara. Taze fasulyeyle sebzelerle desteklemeleri güzel. Buradan salatamı da aldım. Şimdi burada da arkadaşlar çorbamız var. Ezogelin çorbası. Meryem bunları mı yiyeceksin ya? Biftek vardı babacığım. Biftek diye yemiyoruz ya. Ah. Teşekkürler. Tamam ben olsam şunların hepsini bırakırım abi. Şöyle koyarım. Şu üçlü çok güçlü. Bana yeter yani anladın mı? Allah Allah bunlar da dahil miymiş? Bugüne özel mi acaba bu menü yani ne bileyim 3 ayda bir çıkan bir menü mü? Çok fazla şey var benim için bu arada zaten biliyorsunuz çok fazla yemiyorum. Ama sizler için tek tek test edeceğiz. Temmuz belki sen de bana yardım etmek istersin çünkü o Temmuz. Çok daha aç gözüküyor benden. Çorba güzel baya. Şu taze fasulyenin tadına bakmak istiyorum çünkü taze fasulye evet en sevdiğim yemeklerden biri çok severim. Aa bu da iyi. Baya iyi. Sanki evet Meryem Can'a özel yapılmış. Öğrenci yok, bir şey yok. Bu yenir. Çok güzel. Közlenmiş kırmızı biber. Bu da en sevdiğim yemeklerden biridir. Bu arada denk geldi tamamıyla. Nasıl oldu bilmiyorum. Üzerinde de maydanozlar var. Şöyle bir tadına bakalım. Bu sağlıklı bir... Abi İBB ney? İBB yurdu İmamoğlu'nun özel projesi gibi düşünün.
yıllık öğrencilere çok fazla hediye de veriyorlar ha. Opsiyon bir de ben onu çok sevdim. Hiç böyle ekstra bir şey yok. Böreği deneyelim. Kardeş ben siyasetten anlamam da, siyasetle ilgilenmem de, siyasetle yapmam da. Yani burada tek diyeceğim şey, yapılıyorsa bunlar gerçekse eyvallah yani ne güzel işte. En azından halka hizmet ediliyor yani bir şekilde. Sonuç olarak burada burslu okuyan öğrenciler de buraya geliyordur. Bir sürü ihtiyaç sahibi öğrenciler de geliyordur. Bu diyebileceğim başka da bir şey yok yani. Ben de bakayım. Bak. Keşke herkes böyle şeyler yapsa deriz yani. Nasıl? Güzel. Güzel. Bu da tuzsuz biraz. Peyniri çok tuzsuz. Lor peyniri var içerisinde galiba. Patates püresi ve etimiz var burada. Şimdi onun da hemen kenarından alıyorum. Güzelmiş. Gel al, gel al. Patates püresi yemekhanelerde en çok çıkan yemeklerden biri galiba. Ve güzel. Güzel. Vallahi çok şaşırdım. Çok lezzetli. Pürelere dikkat babacığım, pürelere. Her şey girebilir o pürenin içine. Lezzetli ya. Bu tuzlu şey... falan da değil hiç. Evet evet bu çok iyi. Yani bu ekstra çok bir iyi. Menü. Harbi güzel. Sabah kahvaltısı da var. Biz şu an sizlerle akşam yemeğini denedik. Ve bence yemekler bayağı iyiydi. Yani denemiş olduğum yemekleri ben beğendim. İBB'nin Filenin Sultanları Öğrenci Yurdu'nun bir aylık konaklama bedeli arkadaşlar. 1950 TL. Evet yanlış duymadınız 1950. Sadece o yemeği yesen baba 1950 lira karşılamaz onu la. 1950 lira ne ya? 50 TL. Kapasitesi ne acaba? İstanbul'da birazcık dikkatsiz davransanız bir öğünlük yemeğe verebileceğiniz bir fiyat bu. Tabii ki bu yurtların bu kadar uygun fiyatlı olmasının bir sebebi var. Bu yurtlarda kalabilmek için ekonomik açıdan dezavantajlı, aynı zamanda derslerinizde de epey başarılı olmanız gerekiyor. Tamam yani ihtiyaç sahibi öğrencilere burslu işte ne bileyim başarılı öğrencilere veriliyorsa güzel mesela bak çok güzel. Ama burada durumu iyi olup da çünkü yani kalınan yer arkadaşlar... Baya baya lüks sayılabilecek kalitede şeyler var yani hani anladın mı? İyi paralar verilip gelebilecek bir yer. O yüzden buralar hani bu tarz öğrencilerin gitmesi tabii ki de çok güzel. Başvurunuz esnasında bütün sosyal ve ekonomik verilerinizi giriyorsunuz. Ve sistem sizin profilinizi çıkartıyor. Bu profil daha sonra inceleniyor. Ve eğer uygun görülürseniz bu yurtlara kabul ediliyorsunuz. Odalar oldukça büyüktü. Sosyal imkanları yeterliydi. Yurt kendi içerisinde de bence çok büyüktü. Herhangi bir negatif tarafıyla ben açıkçası karşılaşmadım. Keşke herkes bu fiyata böyle yurtlarda kalabilse de derim yani. Ucuz yurdumuz böyleydi. Bu nasıl ucuz yurt ya? Peki ya hiç para derdim olmasa nasıl bir yurtta kalırdım? Bu video bu işbirliği için çekilmiş. Hadi bakalım. Bu sorunun cevabını biraz araştırdıktan sonra bulabildiğim en yüksek fiyatlı yurt odası Ortaköy'deki özel bir yurdun tek kişilik odalarıydı. Ve burası ile ilgili size şöyle bir info vereceğim. Ben eskiden okula metrobüsle gidip geliyordum ve metrobüsle gidip gelirken hep bence ülkenin genel sıkıntısı yüksek öğretim öğrencisinin sayısı. Bunu aşağılama amaçlı söylemiyorum ama bu kadar yüksek öğretim öğrencisine ihtiyaç yok. O kapasitede değiller ve bayağı bir yük oluşturuyor. Öğrenciler umut satıp işsizliği erteliyorlar. Onun yerine düzgün yüksek öğretim öğrencisi alıp onları rahat okusak ülke ileriye gidecek. Ya bu tamam zaten eğitim sisteminin takır 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 zincir şeklinde ilerliyor bu yani. Herkes üniversite okumamalı zaten. Yani bunu hep konuştuğumuz şeyler babacığım. Herkes üniversite okuduğu zaman ya adam diyor ki ben üniversite okuyorum ne okuyorsun? Hakkari işletme okuma daha iyi amınem. Hakkari işletme okuyup ne yapacaksın? Şimdi orada okuyan adam da diyor ki ya ne alakası var kardeşim okumuyorum ben. Okuma baba yani. Hakkari işletme okuyorsan okuma yani. Yanlış mıyım arkadaşlar? Her bölümün, her okulun, her üniversitenin her bölümün belli bir sayıda ilerlemesi lazım yani. Adam bir tane net yapmış işletme okuyor diyor ki üniversite okuyorum. Okuma babacığım sen oradan... Üniversite okuyunca ne kendini geliştireceksin, ne doğru düzgün iş bulabileceksin, ne okuduğun üniversitenin bir geçerliliği olacak, ne okuduğun bölümün sana bir katkısı olacak. Bir tane net yapmış, bir tane bölüme girmiş. Ya özellikle şu anki gençlerde şey kafası çok var. Ya abi bir yere kapak atayım da okuyayım, aile dertlerinden kurtulayım. İşte giderim takılırız 2-3 karı kız falan kanka falan. Bu tarz tipler çok var. Yani okumak için okuyan bir sürü tip var. Ve ben de buna tamamen karşıyım yani hani ben hiçbir şekilde abi bir insan okumak için okuyorsa çünkü kendi mantığımda şu baba sen gidiyorsun işte bu adamlar zaten 4 yılda da okuyamaz. E orada 5 senesini 6 senesini harcayacak tamam mı? E sonra çıktığı zaman dımdızlak aman abi elini cebine koyacak lan bir bakıyor cep delinmiş hiçbir şey yok bir tane bilgi kalmamış. Lan diyecek ki ben üniversite okudum bir yere başvurmaya gidecek kimse kabul etmeyecek. Ondan sonra bakacak harbiden boşu boşuna 6 senesi gitmiş. Ne olacak yani? Dediğim gibi işte geçen ustalarla konuşuyorduk. Adam diyor ki kardeş diyor hani iyi hoş tamam falan filan da diyor. Bizim alttan şu anda yeni gelen neslimizde
doğru düzgün gelen bir çırağım yok benim diyor. Çırak abi bilmiyorum şimdi ustanın sunduğu koşullar ne onu da bilmiyorum. Ben ustanın konuştuğunu söylüyorum. Ama adamın dediğine göre doğru düzgün çırağım yok diyor yani. Çırak gelmiyor diyor. Şu an arka nesil gelmiyor diyor. El işleri yapan bizler diyor. Son nesliz gibi düşünün diyor. Hani şu anda uyduruyorum bir tane bin tane usta varsa işte diyor ki mesela 15 sene sonra 20 sene sonra bu sayı 200 olacak 150 olacak. Buranın çatısını hadi görüyordum. Buranın çatısında bir havuz var. Diyorum ki insanlar yaşıyor ya ne kadar. Bu ne lan? Güzel çatıya havuz yapmışlar. İyi. Bak amına kodumunun yerinde 20 dakikadır korna çalıyor bak. Duydunuz mu az önce sesi? 20 dakikadır korna basıyor ya. Duyuyor musunuz? Burada bir havuz var. Diyorum ki insanlar yaşıyor ya ne kadar güzel çatıya havuz yapmışlar. İyi ki o zamanlar buranın bir yurt olduğunu bilmiyordum. Çünkü bilsem daha çok üzülürdüm, kahrolurdum. Şimdi gelin buraya gezmeye başlayalım. Şimdi gireceğimiz oda tek kişilik bir oda. Kartınızla odanıza giriyorsunuz. Otel gibi aynı. Wow. Buyurun buyurun efendim buyurun. İçeriye alalım sizi. Ay bu tavan yüksekliği nedir? Bu ışık nedir arkadaşlar ya? Böyle bir yurt odası ben daha önce hiç hayatımda görmedim. İçeride kendi böyle mini mutfağınız gibi bir şey de var. Bak lavabo var. Oo buzdolabınız da var. Müthiş mini bar var diyelim hatta buna. Aynı zamanda şöyle bir info aldım. Burada odanızda kendi kettle'ınız olabiliyormuş. Birçok yurtta bu yasak. Niye yasak bilmiyorum. Yangın çıkma ihtimali falan diyorlar ama bu çocuklar üniversiteye gidiyor. Yetişkin insanlar. Yani kendi odanda kettle'ın olmaması çok saçma. Ama çok güzel ışık alıyor. Güzel bir manzaraya bakıyorsunuz. Ağaçlar, yeşillik, yurt bahçesi. Ne kadar baba bura? Daha aşağıda bir tatlı o kedi var. Gerçekten aşırı güzel gözüküyor. Burada tek kişilik bir yatak var. Okuma ışığı koymuşlar buraya. Mesela burada bak karakter meselesi. Şurada mı yatarsınız, burada mı yatarsınız? Ben direkt bak yastığı şuraya koyarım, televizyonu bir açarım, mis. Bir tane ışık var. Burada kendi çalışma masanız var, dur bir dakika. Televizyon dışarı kafana. Ben yaşayamadım, bir yaşıyormuş gibi bir hissedeyim, o vibe'ı alayım. Arkadaşlar yemin ediyorum burada kalıyor olsaydım okulu utanırdım da okulu bitirirdim açıkçası. Burada raflar var, burada yine dolaplarınız var. Bir de benim şu anda bu odayla ilgili en sevdiğim ne oldu tahmin edin? Camlar tavana kadar. O çok hoşuma gitti. Bir de bakalım cam açılıyor mu? Bir de cam da açılıyor. De bir sineklik. Çok iyi. Birçok otel odasında ve benim evimde de cam bu şekilde açılmıyor. Böyle yarı aralık açılıyor. Bu camın tamamen açılıyor olması da çok iyi. Bak. Pis, pis, pis. Pis, pis. Ay çok tatlı. Pis, 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 pis. Hop bir yatak testi yapalım. Ne kadar bura acaba? Üniversiteye gidiyorum. Çılgınım ve mutluyum ve param var. Çok güzel. Yatakta gayet rahat. Evet, küçük de bir tane televizyon var ama çok küçük, çok kullanacak. Bence bu videoya yakışmamış bu arada. Meryemcan'a yakışmamış şu olacı. Burada bir İBB olduktan sonra bir ucuz daha görüp bir orta bir şey yani en azından tamam işbirliği yapıyorsunuz da çok daha güzel olurmuş bence ya. Ben düşünmüyorum yani. Laptop boyutunda olduğu için kendi laptopunuzdan bir şeyleri izlersiniz ama düşünülmüş. Şurada bir dolap var galiba. Gelin buna da bakalım. Bir de bu yurdu ben bir yerden hatırlıyorum. Sanki ben Allah Allah ben eskiden bir yerde izledim ya bu yurdu. Wow. Normalde üniversiteden öğrencinin kasaya ne işi olur ama koymuşlar. Ne koyuyor acaba? Hani çünkü insan şey bekliyor yani ucuz orta pahalı gibi hani ucuz pahalı yurt dediğin zaman ucuz da bir ucuz görmek istiyorsun ya. Hani bu videoda da o diye giriyorsun hani ucuz da. Oo işte belediyenin yurtlarına bakın arkadaşlar. Şahane yahu ucuz diye girdik lüksten daha iyi falan hani. Tamam bir reklam çalışması gibi bir şey var anladığım ama ne bileyim ben olsam böyle bir şey yapmazdım yani. Hani videoda şöyle çakardın yani içerik yapılıyorsa içeriğin olması gerek ya o yüzden diyorum. Buraya kartiye bileklerinizi mi koyuyorsunuz? Burada kalanları ne yapıyorsunuz? Bu kadar ne koyuyorsunuz? Allah aşkına söyleyin. Şifonyer var burada çekmeceli. Ayna var burada bir tane boy aynası var. Oğlum bu kasalar biliyorsunuz mu? Açılıyormuş la. Bu kasalar açılıyormuş biliyorsunuz mu? Bir tane videoda gördüm. Nasıl? Bayağı kilitliyor. Dikkat edin bak otellerde. Plastik çekici koyuyor bebe. Pat diye bir koyuyor açılıyor. Evet çekiçle vuruyor. Pat 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 bir koyuyor açılıyor direkt. Haberiniz olsun. Vallahi ben bu saatten sonra otel motel bir yere gidersem hiçbir şekilde koymam baba. Hiçbir şey koymam. Şey yaparım hemen. Donuma iç çamaşırını atletine gizli cep yaparım onun içine tıkıştırırım her şeyi.
Bir de tabii ki bu odanın... Beyaz atlet babalarımızın yaptığı var ya, içine şöyle şey yapıyorlar, ondan yaparım. Onun kendine özel bir banyosu, tuvaleti var. Bakalım nasıl, ilk defa giriyoruz. Hele. Gayet güzel. Uçak gibi. Güzel. Tertemizmiş la. Ya uçak kadar ufak değil, hakkını yemeyelim. Gayet güzel, bakalım. Şeyi var mı? Güzel de parası ne kadar? Var mı? Aynen. Kendiliğinden kapanıyor. Tak diye kapanmıyor. Kalite. Yine burada aynaların içerisinde yani oldukça geniş dolaplar var. Bayağı büyük. Bakalım buna. Çok küçük abi. Ne yapacaksın oğlum zaten? Bir kakan varsa, çişin varsa tuvaletini yapmaya gireceksin. Alanın çok büyük olmasına ne gerek var? Ne yapıyorsun? Parende mi atıyorsun duşun içinde? Takla mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? Yepa bu olsun. Abone olmuş, hoş geldin. Oh. Tek başına kalıyorsun zaten. Güzelim burada, tanırsın. Çok şey olmadım, klostrofobik olmadım. Bak, kapatınca bana yetiyor. Şimdi mesela ben çok lüks bir lüks üzerine konuşuyorsak, şimdi lüks öğrenci evi diyorsun, en pahalı yurt buysa, şimdi şu başlık olmaz baba, pahalı bir yurda şu, çıkmış şey falan. Pahalı bir yurda bu olmaz. Zaten taban yüksek olduğu için boyunuz çok yüksekse de hayli hayli sığarsınız buraya. Diyeyim vallahi çok güzel. Burada da saklanma alanı varmış, bunu fark etmedik. Bana kalsa o televizyon da olmaz yani. Bakın bunlar çok iyi. Sonuçta ailenizden uzak... Lüksten konuşuyorsak bak, lüksten konuşuyorsak o televizyon da olmaz. Uzakta bir yere geliyorsunuz ve bol bol saklama alanına ihtiyacınız var. Burada da böyle çekmeceler olması çok iyi. Bir de bu odada klima var tabii ki arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kendiniz ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Burası bu yurtta kalabileceğiniz tek kişilik odalardan bir tanesi. Ama siz ben daha fazla kişiyle kalmak isterim, 2 kişi, 3 kişi kalırım diyorsanız öyle opsiyonları da var. Çok daha uygun fiyatta opsiyonları da var. Odalarımız çok güzel arkadaşlar. Burada bir mutfağımız var. Masalar var, yine arkadaşlarımız var. Olsun. Bu odalarda yemek yapmak yasak olduğu için burada kendiniz yemeğinizi hazırlayabiliyormuşsunuz. Burada kettle yok çünkü odanıza kendiniz kettle'ınızı koyabiliyorsunuz, söylemiştim. Mikrodalga var, mikrodalga ocak var. Ocağı var. Mutfak yerken gırgır şamata. Şimdi sosyal alanların bulunmuş olduğu kattayız. Burası hobi alanı olarak geçiyor. Böyle bir alan olması çok iyi çünkü bunu kendi evinizde yapıyor olsanız her yer batar. Büyük ihtimalle aileniz problem çıkartır. Yemek yerken işte, mutfak yerken diyor. Güzel. Burası da toplu çalışma alanı. Burada arkadaşlarınızla ders çalışabiliyorsunuz. Okuma alanı diye geçiyor. Sen çok lüks bir yurtta aklınızda ne canlanıyor? Direkt şöyle bir Apple'ın all-in-one'ları falan var ya, insan öyle bir şey hayal ediyor yani, değil mi? Ama... topluca arkadaşlarınıza ders çalışabilirsiniz. Güzel. Ama bunu şu anda beni izleyen birçok kişi bilmiyor olabilir. Eskiden Google yoktu arkadaşlar, bu vardı. Arkadaşlar bu ansiklopedi. Duydunuz mu daha önce böyle bir şey? Eskiden Google yoktu ve alıyorduk. Aha bak, bu M harfi. Çok güzel denk geldi. Evet. Direkt elime attı. Meryem'in M'si çıktı. Mesela M harfiyle ilgili bir şey merak ediyorsunuz. Buradan açıyorsunuz. Meydan Lorus'un M'siymiş lan o. Haydi. Nostalji. Çalıştın mıydın sen böyle toplu arkadaşlarınla? Benim arkadaşlarım kütüphanede habire böyle sabahlıyordu. Ben hiç öyle şeyler yapmadım. Aynı puanı alıyordum. Maymun köpeğisi abone olmuş, hoş geldin. Yutkay not alıyorduk. Burası da spor salonu. Çok büyük. En sevdiğim alanlardan birisi. Oo, büyükmüş lan harbi. Mesela bakın burada bir kum torbası var. Bunu ne için kullanıyordur bence öğrenciler? Sınavdan kötü bir not mu aldın? Sevgilimden mi ayrıldın? Böyle stresini atıyorsun. Babana mı kızdın? Çok iyi yani. Bu hizmetler de var. Bunu çok sevdim. Ne yapıyorsun oğlum? Oha oğlum, acıdı mı? Hayır. Gaza gel şimdi. Takla yatıp yere yapışıyor. Çok güzel öyle bir şey. Sen ben ayrım diyorum. Oha gaza geldi ya. Oha gaza geldi. Bu ne be? Ha. Çok hafif ama. Bir anlamı yok. Güzel la. Evet, işte bu. ÖSS'ye böyle hazırlandım. ÖSS birincisi. İhtiyacınız olacak az çok her şey var. Bak ip bile var. Kar diyor. Ben güzel atlarım, atlayayım mı? Balonu güzelmiş ama ya. Bir çap basıyor. Yeter. Bak burada mikrofonu var. Orada mikrofonu yoktu, fark ettiniz mi? Ya saklamışlar bunu acaba? Hani... tam bir öğrenci görünümü istiyoruz. Video olduğu anlaşılmasın. O yüzden dolayı mikrofon istemiyorum falan. Öyle muhabbetler mi var acaba lan? Ha? 18 kiloluk ağırlık görmemiştim ben hiç. Bir tanesi 18 kilo. Tek elimle... çok ağır.
fazla. Yurt videosu çekerken durduk yere yoruldum ya. Gaza geldim. Bakalım başka neler var. Galiba yemekhaneye gidiyoruz şimdi. Burası da yemekhane arkadaşlar. Gayet genişmiş burası da. Yemek fiyatlarının da bu arada dışarıda yemeğe göre çok daha uygun olduğunu duydum. Ama birazdan size söyleyeceğim fiyata dahil değil. Ama gayet güzel bir alan. Ben arkadaşlar uçan tekme atayım diye mescitte havada takla atıp düşmüştüm. Ya yaralı kaplumbağa. Neden bunu spamladın peki kardeşim? Pargalı 5. ayı yemiş, hoş geldin. Lan burası da. Derslerinizi çalıştınız, sporunuzu yaptınız, yemeğinizi yediniz. Artık ne ihtiyacınız kaldı? Eğlence. Burası da eğlence alanı arkadaşlar. Bilardo var, dart var, PlayStation var, masa tenisi var. Burada keyifli vakit geçirmeniz için birçok şeyi düşünmüşler. Yukarıda da sinema salonu var. Gelin oraya da bakalım. Burada öğrenciler sunumlarında çalışıyorlarmış. İsterlerse filmde izliyorlarmış. Vay. Nasıl bir yer bakalım? Vay. Oha, gerçekten sinema salonu burası. Bayağı güzelmiş. Ben... Ne oldu lan videoya? Ciddi yani bir AVM'deki sinema salonuna benziyor burası. Açık konuşalım, ben burada sunum falan çalışmam. Uykum gelir bir kere ders çalışırken bu loş ışıkta. Kimin uykusu gelmez? Buraya otururum, film izlerim yani dostlarımla arkadaşlar. Benim de yurdumda böyle bir şey olsa otururum full sinema ya. Öğretmenim, öğretmenim. Efendim yavrum. Hocam benim puanım niye 2 puan eksik geldi? Sence problem 2 puan mı yavrum? 25 almışsın. Şimdi de arkadaşlar aslında bu yurtun alameti farikalarından birisini göreceğiz. Terastayız ve bu terasta bir havuz var. Kaç kişilik acaba buraya? Kaç kişi giriyor o havuza? Onlar önemli baba benim için şimdi. Bak şuradan geçen metrobüsleri görüyorum. O size bahsettiğim metrobüsler. Oralarda ben olurdum işte. Şimdi sizlere buranın havuzunu göstereceğim. Hep böyle şuradan geçerken görüyoruz ya o havuz. Wow, çok güzel gözüküyor. Şu an diyorum ki keşke ben mayomu falan getirseydim de yani böyle gerçekten yaşasaydık burada kalma deneyimini, burada öğrenci olma deneyimini. Böyle gayet güzel bir havuz var görüyorsunuz. İsterseniz burada güneşlenebilirsiniz, isterseniz şurada bahçe var, bahçe tarafında oturabilirsiniz, kahvenizi içebilirsiniz, çayınızı içebilirsiniz, günün kritiğini yapabilirsiniz. Gel baba yani şimdi kim istemez ki yani kaldığın yurtta ama... Ne kadar süre kullanabiliyorlar acaba? Bence mükemmel bir alan ve çok geniş gerçekten. Bayağı büyük. Atlamayacak mısın? Nasıl atlayayım? Mayomu getirmedim. Nasıl ya? Seni atalım. Ama olmaz ki. Sen erkeksin. Niye mayomu getirmedin? Getirmedim. Vardır ya bu dışarıdaki havuz yani dışarıda ne zaman kullanılmaya başlar? Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisan'da, Mayıs'ta anca kullanılır bu. Nisan de yani. Hadi Nisan olsun sana. Nisan'da anca kullanılır. Aa, bilemedim arkadaşlar. Ben kendi evimde havuz var oraya bile girmiyorum be. Benim evde havuz merakım yok yani. Şu anda böyle bir çatıdayız aslında. Bu kompleksin çatısındayız ve sanki bahçeye çıkmış gibiyiz fark ettiyseniz. Her yerde çim var, toprak var, ağaçlar var. Nasıl oluyor bu? Güzelmiş çatıya ya. Nasıl? Çatıya çok güzel şey yapmışlar ha. Kot farkından dolayı mı böyle olmuş? Buraya nasıl ağaç? Toprak ağaç etmişler. Kocaman ağaç var burada. Ve çok keyifli bir alan. Böyle şehrin ortasında kozi bir alan. Çatıya bu ağacı yapamazlar la. Arkadaşlar bu bence çatının üstünde olamaz yani şurasıdır çatısı şunlar yapılır da o büyük ağaçlar amına koyar lan kökü var ya binayı camından dağıtır la binayı. Şu bence o kot farkından şey çatıya olmaz ya hocam şey ağaç saçmalamayın bu ağacın kökü var ya ne kadar büyüktür. Peyzaj çok geçti yok baba beni kimse ikna edemez binanın var ya her yerini dağıtır. Ve çok keyifli bir alan. Böyle şehrin ortasında kozi bir alan. Arkadaşlar bu özel yurdun tek kişilik odasının fiyatı hazırsanız söylüyorum 57.000 TL. Ve bu fiyat arkadaşlar tüm sosyal imkanlar, elektrik, internet, faturalar, haftada 2 gün temizlik, shuttle ve otopark da dahil. Ama burada fiyata yemek dahil değil. Eğer yurtta yemek yemek istiyorsanız... Yemek istiyorsan 10.000 lira da ona yaz. İstiyorsanız yemekhanede ödemesini yapmanız gerekiyor. Ha orada bir de para sonuç diyor. Olarak sizlerle birlikte birisi 1950 liralık, birisi 57 bin liralık iki farklı yurt gezdik. Uygun fiyatlı yurtta odalar oldukça geniş, sosyal imkanlar gayet iyi ve yemekler ücretsizken pahalı yurdumuzda odalar birazcık daha küçük. Ama lüks ve konforlu, konum ve sosyal imkanlarsa bence çok iyiydi. Özel yurt... İlk video çok değişik ya. Yurdumuzda tabii ki sadece tek kişilik odalar yok. Eğer isterseniz 2 kişilik ve 3 kişilik odalarda da kalabilirsiniz. Hatta ben sizler için 2 farklı 3 kişilik odada geldim. İlk yurdu gördükten sonra kim ikinciye bakar ki baba? Baksana şuna 1950 liraya. Nasıl 1950 lira bu ya? Normalde bunun masrafı çok yüksektir oğlum. O yüzden zaten burslu öğrencileri alıyorlar ya işte. Ya çünkü burada muhtemelen belediyeden bir ödenek çıkarılıyor, bir şeyler yapılıyor buraya. Hani başarılı öğrencilere şey yapılıyor. Baksana baba, ikinci yurttan daha iyi 1950 lira. Şunu düşünsene ya.
57 bin liraya, 57 bin liraya buraya ev kiralarsın harbiden ha. 57 bin lira da çok saçma lan. 57 bin lira ne oğlum? Şuna baksana baba bu. Sadece yemeği zaten 1950 lirayı geçer yani. Baksana yemeği. Baksana baba bifteye yapıştırıyor. Harbi Teşekkürler. iyiymiş yani. Demek belediye buraya, demek ki adamlar siyasi yatırım yapıyorlar buraya baba. Adamlar siyasi yatırımı yapıp oradan bir şekilde ona göre şey yapıyorlar. Öğrenci yokken Meryem'e özel yapılmış gibi yemek ya. Bilmiyorum, işbirliği falan var herhalde. Orada bence öyle bir şey var ama. Ya ben bu videoda şeyi beklerdim ya. Beni ilgilendirmiyor abi. Kim ne yapıyorsa yapar. İşbirliği yapıyor, bir şey yapıyor. Orası beni ilgilendirmez. Benim tek bu videoda beklediğim, hani pahalı vs ucuz da insan şeyi görmek istiyor. Hani pahalı yurdu zaten kaliteli beklemiyor ya kimse. Hani araya belki sıkıştırılırmış, şey yaparmış. Ben karışmak zaten bana bok yemek düşer de, ben kendi yorumumu yapıyorum yani, takip ettiğim, izlediğim biri olduğu için. Hani burada ne bileyim, bir şöyle bir ucuz dökülmüş, bir kötü yıkık böyle şey, hani gerçekten o ucuz olduğunu hissettirecek şeyleri bekler ya insanlar. Hani bir ucuz eve bakarsın, aa harbiden ucuz ya, duvarları dökülüyor, ne bileyim hani bir kalitesizlik bekliyor ya insan. Onu bekliyorsun. Ondan sonra de böyle bir orta ayar, bir pahalı ayar falan, öyle şeyleri beklersin yani. Aa baksana, yemeğime canım çekti ya. Yiyesim geldi. Pahalı yurtta vardı, hiç beğenmedim ya. İki yurtta zaten beğenmiyorsun da. 57 bin lira çok fazla Johnny. 57 bin liraya şimdi düşünüyorum ev tutarsın ya. 57 bin lira ne oğlum? Havuzlu sitede tutarım hatta yani. Sinemada ya ne alacak, kendi evinde sinema gibi izle Selen. Sen de uçma İstanbul'da. Niye ya? 57 bin lira ev tutarım ya İstanbul'da. Niye ev tutamıyorsun kardeşim? 20'ye 30'a ev bulurum sana bir sürü ya. 20'ye 30'a bir sürü ev bulurum ya ben sana İstanbul'da. Abartma la. Uçma lan. Yirmi zor. Ya bulursun yine ya. 20.000'e ucundan bulursun yani. Bulamazsın ev. Ya 57.000'e ev bulamazsın. Saçmalamayın arkadaşlar. Nerede yaşıyorsunuz siz ya? Yalı mı bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz la? Boğaz'da zor ya. Ne Boğaz'ı? Ne yapacağım Boğaz'ı Elif? Oklahoma'ya mı gidiyorsun? Boğaz mı izlemeye gidiyorsun? Ne Boğaz'da yurtta kalıp 57 bin lira, neresi olduğunu bilmiyorum ama Boğaz'da kalıp 57 bin lira verip yurtta küçücük odada kalacağıma, yukarılara giderim. Boğaz'da görmeyi vereyim ya. 57 bin lira mis gibi ev tutarım kendime. Şu mu yani 57 bin lira, ben vermem mi yani buna? Sarıyer falan hayatta bulamazsın. Ya ben İstanbul'u çok bilmiyorum da Ataşehir'den tutarım babacım. Mis gibi, krallar gibi evimi tutarım. Tertemiz, rahat, trafik derdi yok. Mis gibi yani, Ataşehir'den tutarım. Üniversitemde ya da üniversitemin uzak bir yerdeyse ona göre üniversitemin oralarda bir yerlerde tutarım. Bakarım keyfime yani. Ataşehir pahalı değil mi? Ucuz demedim oğlum. Ataşehir'den o taraflara, yakın taraflardan bulursun yani 57 bin liraya. Boğaziçi'ne aşırı yakın 3 artı 1 evde 30 bine. Aa kalıyormuş işte Traliçe. Ataşehir'de trafik yok mu? Yo doğru düzgün İstanbul trafiği yok lan Ataşehir'de. Var var. Yok ya. Niye benimle dalga geçtiniz ya İstanbul'da yaşamıyorum diye? Bugün maçım vardı, kazandık. Maç sonrası Limon FC bayrağı kaldırdık. Helal olsun kardeşim. Şu 13-11 Apo abiye abonelik hediye etmiş. Apo abi. Bakalım abi, aç siteyi. Al açayım kardeşim.
Şöyle yapıyorduk herhalde ya. Sarı sitede. Konut. Kiralık. Kiralık. İstanbul. Anadolu'lu. İlçe. Ataşehir.